Merhaba sevgili seyirciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir mekanda bir kardeşimizle birlikteyiz. Kadir Akıncı Bey ile birlikteyiz. Onunla kısacık bir sohbetimiz olacak. Çok önemli bir konu. Sizlerin de bildiği gibi Doğu Türkistan meselesi var gündemde. Ülkemizde cılız cılız sesler çıkıyor ne yazık ki ama bunu gündeme taşımak için herkes fert olarak üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. İşte kimisi bilgisayar başında, kimisi klavye kahramanlığı yapıyor, kimisi sadece sosyal medya hesaplarından bunu paylaşıyor, Doğu Türkistan hadisesini, olayını. Ama bir kardeşimiz, Kadir Akıncı kardeşimiz, gelirinden bile fedakarlık ederek Çin'den ithal ettiği ve onları montajlayıp tekrar Avrupa'ya sattığı bir makineden bahsedeceğiz. İlk önce programımıza hoş geldin kardeşim. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun. İlk önce firmanızdan, Denkrom'dan bahsedelim. Evet. Nasıl bir firmadır bu? Siz ne iş yaparsınız? Evet. Denkrom makine, gıda makineleri üretimi yapan bir firma. Üretimimiz Türkiye'de gerçekleşiyor ve satışımızın %90'ı hemen hemen yurt dışına. İhracat yapıyoruz yani. Burada şöyle bir olayımız var. Üretim sürecinde kullandığımız bazı malzemeler var. Evet, o malzemeleri yan yurt malzemeler. Dışından alıyorsunuz sanırım. Şimdi İtalya üretim diyorsunuz. Teknolojilerinde %100 bir üretim söz konusu değil. Bugün dünya devleri bile üretim sürecinde çeşitli yedek malzemeleri diğer ülkelerden temin ediyor. Bu bizim ülkemiz için de geçerli ve bizim firmamız için de geçerli. Şimdi Çin'den aldığımız bazı ürünler vardı yakın döneme kadar. Motor kompresörü, fanlar. Bunların hepsi Çin'den geliyordu marka olarak. Tamamı mı Çin'den geliyor? Şimdi veya motor kompresörü, rediktör, karıştırıcı, fanlar bunlar Çin'den geliyordu. Bunu tercih etmemizin sebebi birincisi fiyat marjı olarak uygun olması idi. Ama bu ürünlerin alternatifi de vardı. Japon malı, Amerikan malı, İtalyan malı, İspanyol malı bunlar vardı. Doğu Türkistan'daki zulümden de ciddi manada haberimiz vardı ve bununla ilgiliydik biz. Zulümler artınca biz dedik ki biz Türk evladı olarak ve Müslüman Türk evladı olarak para bizim için ana başlık değil. Biz bu malların alternatif olanlarını da kullanabiliriz. Ve böylece en azından Hazreti İbrahim'e su götüren karınca misali destek olabiliriz diye düşündük. Ve Çin mallarını, yedek parçalarını, kullanımını yaklaşık 2,5 yıl önce, 3 yıl önce bıraktık. Evet. Ve bunların yerine diğer alternatif ikame edilen yedek parçaları kullanmaya başladık. Yani Çin zulmünün altında inim inim inleyen soydaşlarımızın destek anlamında maddi kaybınız olmasına rağmen böyle bir destek veriyorsunuz, aynen, değil mi? Aynen. Evet. Yani fiyat marjı olarak tabii ki bize daha fazla bir maliyet ortaya çıktı. Ama dediğimiz gibi para bizim ana gündemimiz olmadığı için biz belki %20, %30 daha fazla bir maliyetle diğer ikame malları tercih ettik burada. Nerede kullanılıyor bu makine en çok? Bizim makinalarımız daha çok mandıracılık faaliyetlerinde, sütün depolanması, yoğurdun üretim aşamasında gerekli ekipmanlar, peynir, mozzarella peyniri ve daha farklı süt ürünlerinin işlenmesi, depolanmasıyla alakalı gıda makinaları. Soğutma makineleri. Soğutma makineleri ve proses, işleme makineleri. Evet. Ve dediğim gibi %90'ını da ihracat olarak gönderiyoruz. Peki bu dışarıdan yani Çin'den gelen uygun fiyatta mamuller tekrar Çin'e ihraç ettiğiniz oldu mu? Yok, hayır. Çin'e ihraç etmedik. Sadece malum bir marka var. Dünyada bayağı etkili bizim sektörümüzde. Evet. Ya ismini söylemekte de bir abes görmüyorum ben açıkçası. Zingfa markası. Çin markası. Çin menşeli bir kompresör. Motor kompresörü. Biz bunların kullanımını bıraktık. Yaklaşık bir yılda 9 konteyner civarında bir alımımız vardı. 9 konteynerden feragat ettik ve İspanyol markasına döndük. Çin'e hep üzerine işte içimizde olan bir yara var ya, Doğu Türkistan'daki evet. Uygur Türklerin aşağı yukarı, siz bu konuya çok vakıf olduğunuz için söylüyorum. Evet. Orada 1 milyona yakın Uygur Türk'ün çocuklarının alınıp başka bir yerde işte rehabilite ettiklerini, hatta asimile ettiklerini de basından çok sık duymasak bile, gerçi orada bilgiler de çok detaylı gelmiyor, çok sağlıklı gelmiyor ama gidip gelen arkadaşlarımız, kardeşlerimizle öğrendiğimize göre ne yazık ki orada Doğu Türkistan içimizde bir yara,
Soydaşlarımız orada zulüm altında. Siz de buna tepki olarak böyle kazancınızdan bile feragat ederek böyle bir şey yaptığınızdan dolayı ben Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz adına, Türk milleti adına, Denizliler adına size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buna ilave edeceğiniz bir şey var mı? Ben Doğu Türkistan meselesine nasıl baktığımızı olarak ve şahsım olarak ilk önce ifade etmek istiyorum. Ve aslında bizim başlattığımız bu kampanyanın vizyonunu ve hedefini de burada sizin aracılığınızda bildirmek istiyorum. Biz Doğu Türkistan'a Müslüman Türk evladının haysiyet ve şeref meselesi olarak bakıyoruz. Biz Doğu Türkistan'ı Google'dan, YouTube'dan ya da Facebook'tan gördüğümüz resimlerle takip etmiyoruz. İlk önce bunu belirteyim. Bir fiil yakın olduğumuz, o coğrafyalardan gelen, o coğrafyalarla alakalı insanlardan, duyduğumuzdan ve hala orayla ticaret yapan kişilerin bağlantılarından biliyoruz Doğu Türkistan'ı. Gerçeğini biliyoruz. Gerçeğini biliyoruz yani oranın. Orada sözde terör grupları adı altında Müslüman Türk kadınlarının nasıl zulüm gördüğünü, tecavüze uğradıklarını, tacize maalesef, uğradıklarını, maalesef. Annesi babası hapiste olan, toplama kamplarında olan çocukların nehir kenarında nasıl donarak can verdiğini. Biz bunları hepsini yakından takip ediyoruz. O hasebe biz Doğu Türkistan'a Türk milletinin şeref ve haysiyeti olarak bakıyoruz. Bunu tarihte kurulan Türk devletlerinin şeref ve haysiyeti, Osmanlı'nın şeref ve haysiyeti, Mustafa Kemal'in şeref ve haysiyeti, Çanakkale'de şehit olmuş, Cihan Harbi'nde şehit olmuş askerlerimizin şeref ve haysiyeti ve şu anda dünya üzerinde yaşayan Türklerin şeref ve haysiyeti olarak bakıyoruz bu mevzuya. Şeref ve haysiyet için yaşar Türk milleti. Bizim yaşama gayemiz budur. Sancağımızın göklerde şerefle dalgalanması ve namusumuza el uzatılmaması, topraklarımızın namusuna, bacılarımızın namusuna, tarihimizin namusuna el uzatılmaması için yaşıyoruz biz bugün. Ve böylece Doğu Türkistan bugün bizim şeref ve haysiyetimizin ana maddesi, ana gündemi olmuş durumda. Evet, evet. Orada Müslüman Türk kadınlarına tecavüz edilirken, tacize uğrarken, Müslüman Türk evlatları nehir kenarında can verirken, biz burada ihracatı, para kazanmayı ya da ekonomimizi, refah seviyemizi yükseltmeyi düşünemezdik. Elbette. Yarın bugün mahşerde Rabbimiz de bunun bizim hesabımızı sorar. Tarihimiz de bunun hesabını sorar. Tarih şu anda bizim yaptıklarımızı kayda alıyor. Ve elbette, biz ileride gururla biz şu feragatı yaptık, belki şu kadar para kaybettik ama şerefimizi ve haysiyetimizi yere düşürmedik demek için bugün böyle bir kampanyaya girdik. Denkron makine olarak biz başlattık ve Denizli de şu anda... Ben de tam onu soracaktım. Size aynen, bu konuda anlamda destek veren Denizli'de kaç tane firma var? Bizzat Denkron makinenin öncülüğünü çektiği Sen de bırak, sen de dur de kampanyası altında Denizli'de bir faaliyet başlattık biz. Kaç kişi size bu anlamda destek veriyor? Şu anda bu kampanyayı başlatalı yaklaşık bir 10 gün oldu. 10 gün içerisinde 5 firma belirli başlıklarda ürünleri fatura olarak bizzat göstererek kullandıkları Çin malı ürünleri bıraktıklarını ifade edip imza ile bu kampanyaya katıldılar. Çok güzel bir şey bu gerçekten. Evet. Bu çok önemli bir gelişme. Aynen. Yani Denkron makinenin sizin aracılığınızda böyle bir tepkinin Çin'e gösterilmesi çok ciddi bir şey bu. Biz popülist davranmak istemiyoruz. Daha önceki dönemlerde hasbi duygularla yürüyüşe katılanlar, basın açıklaması yapanlar oldu. Bunların hepsi samimi duygulardan kaynaklanıyor. Ama biz reel bir şey yapmak istiyoruz. Evet. Firmalar kullandıkları Çin mallarını bize belirtip ondan sonra bu tepkiyi göstersinler istiyoruz. Yani kuru olarak ben de Çin'e ambargo başlıklı bir tepki göstereceğim. Niyeti bizim için samimi bir niyet ama yeterli bir niyet değil. Bu 5 firmada bize kullandıkları Çin mallı ürünleri başlık olarak, fatura olarak belirtip bıraktıklarını ifade ettiler. Bu süreç yaklaşık 7-8 ay sürecek bir süreç ve hedefimiz 100 firma. 100 Türkiye genelinde mi, Denizli'de mi? Türkiye genelinde, Türkiye genelinde en az 100 firma belli başlıklarda, bu başlıkları da belirterek tabii ki ambargo kampanyasına katılmasını istiyoruz biz. Nasıl karşılanıyor? Sizin böyle bir teklifle bu firmalara gittiğinizde özellikle Çin'den
parça ithal edip de böyle makine imal eden veya montajını yapan firmalardan ilk önce bunu söyleyince nasıl tepki verdiler? Açıkçası farklı bir tepki aldık. Bu zamana kadar alınan tepkilerin farklı bir tepki oldu. Yani aman dur ya, senin de işin mi yok, işimize gücümüze bakalım, para kazanalım diyenler oldu mu? Tabii ki. Böyle diyenler de oldu, eli kolu bağlı olanlar da oldu. Şimdi kapitalist bir dünyada yaşıyoruz. Yani çeşitli ülkelerin, ilk başta belirttiğim gibi, üretim sürecinde yaklaşık 7-8 ülkenin ürünleri ve eli oluyor. Her bir üründe. Evet. Yani büyük firmalar dahi Çin'de, Japonya'da bir parçayı yaptırıyor. Amerika'da bir parçayı yaptırıyor. Türkiye'de başka bir parçayı yaptırıyor. Dünya küçüldü artık değil mi? Aynen. Dünya yani, küçüldü, herkes istediği şeyden alıyor. Aynen, dünyayı zaten alıyor. Küresel köy olarak görüyoruz biz de. Yani herkesin birbirinden haberi var. Şimdi biz Denizli'de ilk başta böyle bir niyetle ortaya çıktığımızda tamamen %100 Çin'e bağlı firmalar da vardı. Yani bu konuda hiçbir şey yapamayacak. Ama değiştin daha sonra. Bunu aşırı buldular açıkçası ilk başta. Yani bizim ticaretimizi %100 olarak etkileyecek bir hamle dediler. Biz de dedik ki onlara, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir zulüm gördüğünüzde elinizde düzeltemiyorsanız dilinizle, düzeltemiyorsanız kalbinizle buğz edin demiş. Siz en azından kalbinizle buğz edin dedik. Ama bizim gibi alternatif olan firmaların hepsinden ricacı olduk ve Çin mallarını bırakmalarını söyledik. Ve buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde bir korkaklık göstermediler. Çok güzel bir şekilde. Müslüman Türk evladına yaraşır olarak dediler ki, ben maliyetimi %10 arttırayım ama oradaki kardeşlerim yalnız kalmasın. En azından burada ben bir tepki göstermiş olayım dediler. Ve şu anda sadece bir firmanın yaklaşık yani maddi olarak bir değeri yok ama 100.000 TL civarında feragat eden firmalar var yıllık olarak. Bu 5 firmanın da yaklaşık şu anda 300.000 TL'yi aşan bir feragat durumu var. Biz bunun milyonu aşmasını istiyoruz. Evet, inşallah. Ve Allah nasip ederse de 7-8 ay sonra Ankara'da 100 tane firmanın katılımıyla 100 tane firmanın hangi ürünlerini bıraktığını belirterek, ne kadar tutar olduğunu belirterek Çin'e bir ambargo uygulayacağız. Bunun biz bir ses getireceğini düşünüyoruz. Bu meselenin ana hedefi bizden çıkıp bürokrasi düzeyine, ekonomi düzeyine taşınması ve oradaki kardeşlerimizin rahata ermesi. Yani evet. Çin'den bunun karşılığında biz bir şeyler isteyeceğiz. Belki Çin'i etkilemeyecek yapacağımız ambargo ama en azından tepkinizi bizim dünyanın göstermiş her tarafında bağlantılarımız var. İhracat yaptığımız firmalar var. Avazımızın çıktığı kadar, son nefesimize kadar Türk'ün şerefini ve haysiyetini savunacağız ve ölene kadar bunu herkese duyuracağız. Evet. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi genç bir ihracatçı kardeşimiz gelirinden feragat ederek böyle bir şeye başlaması takdire şayan bir şey. Bunun için ayrıca tekrar teşekkür ediyorum kardeşim ben size. Teşekkür ederim. Bu çok önemli bir şey. Yani diyelim ki buradaki kaç senelik firmanız sizin? Biz yaklaşık 6 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 6 yıldır faaliyettesiniz. Bakın işte genç bir ihracatçı, ithalatçı kardeşimiz böyle bir şeye öncülük etmiş, cesaret etmiş. Evet. Tam bu yaşta insanların işte aman aman biraz daha çalışayım, onu getireyim, para kazanayım derken sizin kaygılarınız Doğu Türkistan için, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz adına, Türk milleti adına, bu acıyı yüreğinde hisseden herkes adına teşekkür ediyorum kardeşim. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Rica ederim. Son bir şey söylemek ister misin Doğu Türkistan'la ilgili? Tabii yani şöyle son söz olarak belirttiğiniz gibi bizim yaşımız genç. Ama bu gençlik, yetişen gençlik Türk milletinin istikbali olacak bir gençlik. Ben genç kardeşlerimden istirham ediyorum. Bugün bizim bir tarihimiz var. Dinimiz var, geleceğimiz var. Ekonomiyle uğraşıyorsak, ekonomimizin ana hedefi para olmasın. Para aracımız olsun ama bizim geçmişten gelen, tarihimizin, şerefimizin ve dinimizin namını yüceltmek için kullanılan bir araç olsun ekonomi. Siyaset aynı şekilde böyle bir amaç olsun. Günlük yaşantımız böyle bir amaca hizmet etsin diyorum. Ve genç kardeşlerimizden de İbrahim'in ateşine karınca götüren bir kardeşi olarak bunu istirham ediyorum. Çok teşekkür ederim Kadir kardeşim. Çok, rica ederim. Gerçekten yani ben bu olayı duyduğum zaman dedim gideyim kardeşimi yerinde ziyaret edeyim. Evet. Yani ben tebrik edeyim. Ne kadar güzel bir şey yaptığını da bu kanalımız aracılığıyla da
okuyucularımıza, seyircilerimize, takipçilerimize bildirmiş olalım. Lütfen ne olur sizler de maddi kaygıdan çok daha önemli şeylerin olduğunu, hele hele Çin gibi zalim bir devletin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimize bir destek anlamında bu tür firmalarımızı sizlerin de tespit etmesi, teşhir etmesi, özellikle buna destek veren kardeşlerimizin, mesela Kadir Akıncı kardeşimiz gibi bu tür, bu çeşit kardeşlerimize de desteklerinizi bekliyoruz. Hep birlikte destek olursak daha büyük başarılara imza atacağını, bu genç yaşta böyle bir şeye cesaret ettiğinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ben de sizin aracılığınızla projemizi duyurduğunuz için size teşekkür ediyorum. Aslında, ve inşallah evet. Nihayete ereceğiz diye İnşallah, inşallah. Sevgili seyirciler, 2019 yılının son programını bir kardeşimizin iş yerinde yaptık. 2020 yılının önce Doğu Türkistan'a barış getirmesini, o zulmün sona ermesini dileğiyle 2020 yılının takvim yaprak yılı olarak 2020 yılının önce ve öncelikle istiyorum ki Doğu Türkistan'a, Uygur Türklerine, Türk dünyasına, Turan dünyasına hayırlı olmasını diliyorum.